Evet arkadaşlar, 6. sınıf açılar konusuyla devam ediyoruz. Köşeleri ve aralarındaki ışınları ortak olan açılara komşu açılar denir. Köşeleri ortak olacak ve şu bakın köşesi ortak. Ve bunların ortak bir kenarı da olacak. Bakarsak A, O, B ile şöyle çizelim. A, O, B ile şuradan rengimizi değiştirelim. B, O, C açıları komşu açılardır. Çünkü bakın bu iki açının hem ortak bir köşesi var, hem ortak köşe var, hem de ortak bir tane kenarı var gibi düşünün. Mesela sizin evinizde, oturduğunuz evinizi düşünün. Yan tarafınızda komşunuz var değil mi? Komşunuzla sizin aslında ortak özelliğiniz, ortak yeriniz neresidir? Aranızda bir duvar vardır değil mi? O duvar sayesinde siz komşusunuz. Bunu da öyle düşünün. Ortak başlangıç noktanız var, köşeniz var ve aranızda bir duvar var gibi düşünün. A, O, B ile A, O, B ile A, O, C komşu açı değildir. Çünkü evet ortak bir tane köşesi olabilir ama ortak kenarı yoktur. Hatta daha net olsun diye ben üzerinden bir daha çizmek istiyorum. Bakalım şimdi. A, O, B'ye bakıyorum. Evet. Ve başka bir renk alalım. Şöyle hemen. A, O, C. Bunlar komşucu değillerdi. Çünkü iki açının O köşesi ortak ama aradaki ortak ışın yoktur. Arada herhangi bir ortak ışın yok. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Birer ışını ortak ve ölçüleri 90 derece olan açılara komşu tümler. Ben baktım. Şimdi 60 derece, 30 derece. Bu iki tane açı var değil mi? Bu ikisinin toplamı 90 derece ise tümler açılar. Bir kere ben bunu biliyorum. Peki şuraya bakarsam eğer K, O, L'yi çizdim. Buradaki bir tane açıyı çizdim. Diğerine farklı bir renkle çizelim. L, O, M'ye bakalım. Bu iki açının topladım 90 derece ve bu iki açının ortak bir köşesi var. Aynı zamanda ortak bir kenarı var. O yüzden bunlar hem tümler açı hem komşu tümler açılardır. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Burada bakıyorum mesela 60 derece, 120 derece. Bakın bunların ölçüleri toplamı 180 derece. Bu yüzden bütünler açı. Bir de şuraya bakalım. Birer ışını ortak ve ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara komşu tüm bütünler açılar denir. 110 var, 70 var. Toplayalım, iki açıyı toplayalım, 180 derece. Bütünler açı. Tamam, bu benim cebimde. Şimdi ben bakıyorum. K, O, L, M, K, O, L'yi gösterelim. K, O, L'yi gösterdim. Bu benim bir tane açım. Diğer açımı şimdi göstereceğim. K, O, M'yi gösteriyorum. Bu da diğer açı. Bakın her ikisinde ortak bir köşe var ve ortak bir kenar ya da ortak bir ışın var diyelim. Her ikisinin toplamı hem 180 derece hem de ortak köşe ve kenarı olduğu için komşu bütünler açılar deriz. Kesişen iki doğru arasında kalan ve zıt yönlere bakan açılara ters açılar denir. Zıt yönlere. Mesela buradaki açıya bakalım. A, O, B açısıyla D, O, C açısına bakıyorum. Bakın bunlar zıt yönlere bakıyorlar değil mi? O yüzden bunlar ters açılardır. Ve zıt yönlere baktığı için ölçüleri de birbirine eşittir. Bakın
zıt yönlere bakıyor. Ters açılar ve ters açıların ölçüleri birbirine eşit. Aynı zamanda ben buraya da bakıyorum şimdi. Burada da D, O, A ile C, O, B. Bunlar ters açılardır. Ters açı oldukları için ölçüleri de birbirine eşittir. Mesela bu sorudan devam edelim. Aşağıdaki şekilde komşu açıları bulunuz diyor. Şimdi komşu açılar için ortak bir tane köşesi olmalı ve ortak bir kenar ya da ışın olmalı. Bakarsak buradan D, O, F ile şöyle yapalım. Diğerini ayrı bir renkte gösterelim. Daha belirgin olsun diye. D, O, F ile. F, O, E'ye bakarsak. F, O, E'ye bakalım. Bakın bunlar komşu açılardır. Hem ortak bir köşesi var hem de aralarında ortak bir kenarı ya da ortak bir ışını var. Evet arkadaşlar, bu sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki şeklin komşu açılarını yazın. Bakalım şimdi. A, O, B ile acaba hangisi komşu olabilir? Ortak köşe ve kenar belirleyeceğiz dedik. B, O, C olabilir mi? Olur. Bakın ortak köşe var ve ortak bir tane kenar var. A, O, B ile biraz çirkin oluyor. B, O, C. Bu olur. Başka bir tane belirleyelim. Şurayı bir silelim isterseniz. Başka bir renk alalım hatta. Mesela belirleyelim. B, O, C diyelim. B, O, C yazalım. B, O, C ile C, O, D komşu açılar mı? Evet. Bakın ortak bir köşe ve ortak bir kenarı var. İle C, O, D. Mesela başka bir şey düşünebiliriz. Aklımıza daha ne gelebilir? Şöyle bir silelim. Başka renk alalım bir tane. Mesela şöyle A, O, C diye gitmek istiyorum. A, O, C ile A, O, C ile C, O, D. Bunlar yine komşu açılardır. Yine devamlı siz bulabilirsiniz. Ben 3 tane sadece bulmak istedim. Evet, bu sorudan şimdi devam edelim. Yukarıdaki şekilde LOM 60 derece diye verilmiş. LOM bana buraya 60 derece vermiş. KOM'nin 115 derece olduğunu söylemiş. Baktığımız zaman yani şu açının tamamının 115 derece olduğunu biliyorum. O halde KOL açısını bana soruyor. KOL açısını farklı bir renkle gösterelim. K, O, L. Şuraya bana soruyor. Madem tamamı 115 derece ise, buraya da 60 derece verdiyse, buraya tabii ki de şu açıyı 115'ten 60'ı çıkararak çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Buradan 5 geldi. 11'den 6 çıkarsa cevap 55 derece. Yukarıdaki şekilde AOB'nin ölçüsü BOC'nin ölçüsünün 4 katıdır.
Şimdi ilk önce şunu bir yapalım. A, O, B'ye bakalım. A, O, B. Buradaki açı şu açıya göre daha büyük kalıyor göründüğü gibi. B, O, C'yi de şimdi belirleyelim. B, O, C. Şimdi bu açı, şu açı, şuradaki açının 4 katıymış. Mesela ben buraya bir kutu dersem, o halde burası 4 katı olunca 4 kutu olmaz mı? Olur tabii ki de. Bir kutunun 4 katı 4 kutudur. AOC'nin ölçüsü ise 80 dereceymiş. Yani buranın tamamı 80 derece. Şimdi 4 kutuyla bir kutuyu topladığımız zaman 80 derece eşitleyeceğim. 5 kutu eşitti 80 derece. O halde bir kutu ne olur? 80'i 5'e bölersem. Şöyle yapalım. 80 bölü 5'ten. 5 kere 1, 5, 3 kaldı, 30 oldu. Yani bir kutumuz 16 dereceymiş. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur inşallah. A, O, B'yi soruyor. Yani bana diyor ki A, O, B şu açıyı bul diyor. Burası 4 kutu değil miydi? 4 çarpı. Şöyle yapalım. Nokta çarpma işlemi aynı zaman nokta işaretiyle de gösteriliyordu. 4 çarpı 16. 4 kere 16, 64 derece. Burayı mesela bulalım. Burası bir tane kutuymuş. Ben kutunun zaten 16 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası da 16 derece. Evet, şimdi sıradaki sorumuz. Yukarıdaki şekilde PRS'nin ölçüsü SRT'nin. Şimdi PRS'yi şöyle bir göstereyim ben size. Burası PRS. Bunun ölçüsü SRT'nin. SRT'yi de şöyle gösterelim. SRT'nin iki katından 10 fazlaymış. Şimdi SRT'nin küçük açı olduğunu biliyorum. Küçük açıdan yola çıkarak büyük açıya ulaşabilirim. Yine az önce yaptığım gibi. Küçük açıya, yani şuradaki açıya bir kutu dersem, bir tane kutu diyeyim. O zaman burası ne olur? İki katı. Yani iki tane kutu olur mu? İki katıdan kaç fazlaymış? Şöyle güzel yazamıyorum ama 10 fazlaymış. Yani üzerine 10 ekledim. Hepsinin toplamı demiş ki bana PRT'nin ölçüsü 130 derece. Yani hepsinin toplamı 130. Şimdi ben verilenleri topluyorum. İki tane kutu artı 10 artı bir tane kutu eşittir 130 derece. İki kutu, bir kutu daha, 3 kutu artı 10, 130. Onla neyi toplarsam 130 derece eder? Burası ne olur? 120 derece. 3 tane kutu, 120 ise bir kutuyu ben nasıl bulurum? 120'yi 3'e bölerim. Kaç derece geldi? 40. Yani benim kutum kaç derece? 40 dereceymiş. Ben şimdi bunu biliyorum. Bu benim elimde. Kutumun 40 derece olduğunu biliyorum. SRT'yi sormuş. Bakın şimdi SRT'ye geldik. Şöyle belirtiyorum. Burası SRT. Ben SRT'ye bir tane kutu olsun demiş miydim? SRT bir kutu. Ben kutunun 40 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Kutumuz 40 derece. O halde SRT kaç derecedir? 40 derece. Buraya 40. Bana PRS'yi sorsaydı. Burası 2 kutu artı 10 dereceydi. 2 çarpı kutumuz 40 artı 10. Buradan da 2 çarpı 40'tan 80, 10 daha 90 derece olacaktı. Evet arkadaşlar, dersimiz bitmiştir. Yine sizden ricam, geldiğimiz yere kadar tekrar etmeniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.